Bu dil meclisin dili değil. Kürt düşmanı, irade hırsızları, şaşkınlık ne izledim? Kürt düşmanı diyorsunuz. Sizin toplam vekilinizden daha çok Kürt milletvekili AK Parti'de var kardeşim. Siz hangi hakla, hangi yetkiyle kendinizi Kürtlerin temsilcisi düşünüyorsunuz? Biz Kürt düşmanıysak siz insan düşmanısınız. Biz 82 milyonu beraber değerlendiriyoruz. Bir adım atarken bunlar Kürt mü Türk bile bakmıyoruz. Kayyum atamasını teknik olarak eleştirebilirsiniz. Ama bunu Kürt düşmanlığı diyemezsiniz. Kürtlerle ilgili yapılan işleri, adımları, şimdiye kadar ne kadar mesafe olarak yaptığımızı siz biliyorsunuz. Siz Kürt düşmanı diyerek aynaya baksanız mahcup olursunuz. Kürtlerin hiçbir hakkını savunmadan, sadece bir terör örgütünün hakkını savunarak Kürt dostu olamazsınız. Siz Kürtlerin vekili değil, Kandil'in vekilisiniz. Siz Kürtlerin değil, PKK'ya göz kırpanlarsınız. Bunu öğrendik artık. Belediye başkanlığı makamına otururum deyip de güya halkın iradesine saygı gösterdiğini iddia ederek adım atarken ama aynı şekilde eş başkanlık atamasını Kandil'den yapan sizsiniz. Hangi egemenlik? Egemenlik milletindir, tartışmasız. Halkın dediği baş tacı, tartışmasız. Ama halkın dediğini, iradesini siz bizi örgüte, Kandil'e peşkeş çekerseniz, halkın verdiği yetkinin yanına bir başka başkan koyarsanız bu millet size hayır der. Sizi edebe davet ediyorum Sayın Başkan. Bağırmayacaksınız. Ne bağırıyorsunuz? Şimdiye kadar lütfen, her şey söylediniz. İftira lütfen var, hakaret var, itham var. Ağzımızı açmıyoruz. Kürsüden konuşuyoruz. Ama buraya çıktığımızda bağırıyorsunuz. Bu bile sizin konuya ne kadar uzak olduğunuzu gösteriyor. Ne kadar samimiyetten uzak olduğunuzu gösteriyor. Mesele Kürtlerin hakkıysa sağduya konuşursunuz. Böyle bir şey yok. Varsa yoksa bir örgütün, PKK'nın söyleminin tekrarı. Avrupa Birliği bana söz verdi diyen Kılıçdaroğlu'na tepki. Hangi sıfatla masaya oturdun? AK Partili Bülent Turan, Avrupa Birliği'nin para sözü verdiğini ve Suriyelileri göndereceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu'na bu bir pazarlık itirafıdır. Yürütmenin başı değil, yönetimde söz sahibi değil, kimlerle, hangi sıfatla masaya oturdun dedi. 2011 yılından bu yana binlerce kişinin ölümüne sebep olan Suriye Savaşı hala devam ediyor. Katliamların yanı sıra binlerce masum insan da zorla yerlerinden edildi ve mülteci olarak ülkeler arasında sıkışıp kaldı. Sadece Türkiye'de bulunan Suriyelilerin sayısı 3.6 milyon. Türkiye hem Suriye sınırından yönelen tehditleri bertaraf etmek, hem Suriye'nin kuzeyindeki terörü temizlemek, hem de bölgede barış, istikrar, güven ve huzur ortamını tesis etmek için Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekatlarını yaptı. Yine bu amaç doğrultusunda faaliyetler sürerken, Suriye'nin durumu da ortadayken, Suriyelileri evlerine göndereceklerini söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Onların evlerini yapacağız, yollarını, köprülerini, hastanelerini, her şeyini yapacağız. Bizim müteahhitler yapacak, kim finanse edecek? Avrupa Birliği'nden alacağız. Bana söz verdiler" şeklindeki sözleri üzerine başlayan tartışmalar sürüyor. Bu pazarlık itirafı, AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin 2011'den bu yana Suriye konusunda hep insani bir tavır benimsediğini söyleyen Turan, "Bizim medeniyetimizde, kadim tarihimizde mazluma sırt dönmek yok, tam aksine kucak açmak var. Evet, Suriyeli muhacirleri ülkemize kabul etmenin elbette psikolojik, elbette sosyolojik, ekonomik etkileri var. Ancak mazlumun çocukların ölüme terk edilmesine, bombardıman altına alınmasına göz yummadık" diye konuştu. Dün Suriyelilere en hasmane tutumu sergileyen Kılıçdaroğlu, "Bugün onları kardeşçe ülkelerine göndereceğiz" diyor ifadesini kullanan Turan, "Bu bir pazarlık itirafıdır. Avrupa Birliği'nden söz aldık" diyor. "Hangi sıfatla? Yürütmenin başı değil, yönetimde söz sahibi değil, iktidar partisi değil. Neyin sözü bu? Kimlerle, hangi sıfatla masaya oturdun? Sürekli dostlarımızla iktidar olacağız" diyen Kılıçdaroğlu, "Biden'dan sonra başka kapılara da gitmiş olmalı" dedi. Türkiye'nin egemenlik haklarını korumasındaki kararlılığının, Doğu Akdeniz, Suriye, Libya ve Kıbrıs'taki tavrının bazı Avrupa Birliği ülkelerini rahatsız ettiğinin son derece açık olduğunu vurgulayan Turan, şunları kaydetti: "Daha nice ulusal çıkarımıza aykırı birçok konuda dayatmalar yapmaya çalışıyorlar. İktidar olmasına ihtimal vermiyoruz.
Ama neler vaat ettin Kılıçdaroğlu? Ülkemizin çıkarına uygun hiçbir konuda yanımızda durmamış Avrupa Birliği, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de şımarıkça tavırlarına bile ses etmemiş ama Kılıçdaroğlu'na söz vermiş, öyle mi? Çocuğa masal olarak anlatılsa çocuk bu masalla uymaz. Fakat bizim Kemal Bey'i uyutmuşlar anlaşılan. Kılıçdaroğlu ve sürekli bahsettiği dostları hiç heveslenmesin. Ne biz ne millet gizli pazarlıklara izin veririz. Suriye'de sadece yol, su, elektrik, sağlık, barınma gibi temel ihtiyaçlarda sıkıntılar değil, insani bir trajedinin yaşandığına dikkat çeken Turan, 5 kişilik bir aileden bir dakika sonra yapılan saldırıda ne yazık ki bir kişi kalabiliyor. Herkes vatanında yaşamak ister, ancak can güvenliğinin olmadığı bir yere gitmek tercih olmaz. Elbette zamanı geldiğinde, savaş ve katliam bittiğinde ülkelerine geri dönmeleri için adımlar atılır. Bölgenin en güçlü devleti olarak Türkiye, yanı başımızdaki Suriye'nin normale dönüşünde tabii ki söz sahibi olacak. Kılıçdaroğlu ya yaşananların farkında değil ya da işine öyle geliyor. Kılıçdaroğlu'nun iç siyasetteki marifetsizliği ortada. Bu açıklamalarıyla dış politikadaki beceriksizliği, dış siyasetteki ucuz anlayışı, gizli pazarlıkları da ortaya çıktı dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Suriyelileri evlerine göndereceğiz, onların evlerini yapacağız, parasını Avrupa Birliği'nden alacağız sözlerini eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Hatay'da yaptığı açıklamada bunlardan biri geçtiğimiz günlerde Avrupa'dan kendisine bir takım sözler verildiğini söyleyerek güya kendince bir Suriye politikası anlatıyor. Biz Suriye politikası konusunda 10 yılı aşkın süredir bu sözleri belki yüzlerce, belki binlerce defa dinledik. Karşımızdakilerin gerçek yüzünü, gerçek niyetlerini gördük. Ona göre kendi yolumuzu çizdik. Sırtını sıvazlayan, kulağına 3-5 hoş kelime eden, eline yalan yanlış bir şeyler tutuşturan tescilli Türkiye düşmanlığının peşine düşerek ülkenin geleceğine sahip olmaya kalkanların sonu hüsrandır. Maalesef karşımızda bir türlü yerli ve milli olmayı başaramayan bir anlayış var. Milletin gönlüne girmeye çalışmak yerine gözünü dışarıya diken bu zihniyete rağmen ülkemizi büyütmeye, güçlendirmeye, hedeflerine doğru ilerletmeye biz devam edeceğiz. Milletin gönlüne girmeye çalışmak yerine gözünü dışarıya diken bu zihniyete rağmen ülkemizi büyütmeye, güçlendirmeye, hedeflerine doğru ilerletmeye biz devam edeceğiz. Biz bu sözümüzü geçmişte tuttuk, şimdi de tutacağız ifadelerini kullanmıştı. İşte geçtiğimiz günlerde Şuşa'ya giderek oradaki kardeşlerimizin kurtuluş sevincine ortak olduk. Şimdi aynı yaklaşımla başka yerlerde yeni adımların hazırlıkları içindeyiz. Eğer Türkiye dışarıda böylesine güçlü bir güvenlik kuşağı oluşturamazsa vatan toprakları içinde bize ne huzur verirler ne refah yaşatırlar. Bu basit gerçeği göremeyenlerin bir de büyük büyük laflarla milletimizden ülkeyi yönetme yetkisi istediklerine şahit oldukça kendimizi acı acı gülmekten alıkoyamıyoruz. Bunlardan biri geçtiğimiz günlerde Avrupa'dan kendisine bir takım sözler verildiğini söyleyerek güya kendince bir Suriye politikası anlatıyor. Biz Suriye politikası konusunda 10 yılı aşkın süredir bu sözleri belki yüzlerce, belki binlerce defa dinledik. Karşımızdakilerin gerçek yüzlerini, gerçek niyetlerini gördük. Ona göre kendi yolumuzu çizdik. Sırtını sıvazlayan, kulağına 3-5 hoş kelime eden, eline yalan yanlış bir şeyler tutuşturan tescilli Türkiye düşmanlarının peşine düşerek ülkenin geleceğine talip olmaya kalkanların sonu hüsrandır. Maalesef karşımızda bir türlü yerli ve milli olmayı başaramayan bir anlayış var. Milletin gönlüne girmeye çalışmak yerine gözünü dışarıya diken bu zihniyete rağmen ülkemizi büyütmeye, güçlendirmeye, hedeflerine doğru ilerletmeye biz devam edeceğiz. Hatay'dan değerli kardeşlerim, 2023'e doğru giderek artacağı anlaşılan bu mücadelede bize sizlerden daha güçlü destek istiyoruz.
10.10 TV'ye abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımıza nokta dahi olsa yorum yapmayı sakın unutmayın.